Merhaba, bugün bir konuğum var. Tuba'yı, yani sanırım tanıtmama gerek yok, herkes tanıyordur diye düşünüyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün Tuba'yla biraz sohbet edeceğiz. Biraz bahar geldi, stres artık hayatımızdan çıksın istiyoruz. Bu stres hayatımızdan nasıl çıkaracağız? İkimizin de ritüellerinde neler var, neler yapıyoruz, önerilerimiz neler? Böyle hayat tarzından cilt bakımına bir sürü şey konuşacağız. Öncelikle sen nasıl geçirdin bir kışı diye sormak istiyorum. Stresli bir zaman mıydı? Benim için çok öyleydi çünkü. Ben bence konuşmuyorum. Oturup iki cümle kursam alacağım. Çok stresli bir yıldı benim için. Kış çok sert geçti ama genellikle aslında öyle. Yani çok yoğun tempoda geçti ama ben stresle başa çıkmanın yöntemlerini uzun yıllardır araştırıyorum. Yani yoğun dönem, yoğun tempoda 3 kişilik hayatta yaşadığım için bir anda çocuklar, bir anda iş, ondan sonra işte bir anda başka bir takım şeyler, iş kadını Tuğba. O yüzden hepsinin içinde bu tempoda biraz böyle kafa sağlığını iyi tutmak için aslında bir takım yöntemlerim var. Ama bu kışın sert geçmediği anlamına gelmiyor. Dengeyi, bazen şey oluyor, dengeyi ufak bozuluyor ama hemen toparlayabileceğin, ben şey diyorum ona, bir toolbox gibi bir kutum var. Şu an bana ne işe yarıyor bu kutudan diye çıkarabileceğim bazı şeyler oluyor. Mesela nefes, mesela meditasyon. Kesinlikle. Var mı senin pratiğinde öyle şeyler? Benim uyku problemim vardı uzun yıllar boyunca. Çünkü çok beta'dan alfa'ya geçişimde problemim vardı. O yüzden de günü çok hızlı yaşadığımda, karmaşık, kaos, stresin içinde yaşadığımda yatağıma girdiğim zaman uzun saatler uyuyamıyordum. Uyuduğumda da çok böyle hafif bir uyku oluyordu. Bununla ilgili sonra meditasyon yaparak uyumaya karar verdim. Önce nefes egzersizleri yapıyorum. Sonra bir 20 dakikalık uyku meditasyonum var ve gerçekten uykumun kalitesinde de değişim oldu. Daha derine inebildim. O yüzden mesela benim boksumun içindeki en önemli şeylerden bir tanesi bu. Çünkü iyi uyku ertesi güne seni hazırlayan, gününü güzelleştiren önemli kesinlikle. Şey. Peki meditasyonu bir şey dinleyerek mi yapıyorsun? Evet. Okey. Çok müzik dinler misin meditasyon yaparken? Müzikli aslında mantralar dinliyorum. Bir tarafta yani biraz daha transandantal meditasyon gibi. Bir tarafta böyle meditasyon app'im var. Ve orada da işte onların direktifiyle meditasyon yapıyorum. Aslında türlü yöntemler deniyorum. Süper. Çok hoşuma gitti bu. Ben çok uzun yıllardır kişisel gelişimin içindeyim. Çünkü çok erken yaşta çalışma hayatına girdim. Ben ilk vergimi 16 yaşında ödedim. Harika. Ve çok bir anda korunaklı annemin babamın yanındaki hayatımdan çok wild bir iş hayatının içine girdim. Evet. Ve o dönemde ilk 18 yaşında seminere gittim. İstanbul'a taşındığımın ikinci yılında. Kişisel gelişim semineri. Sonra orada eğitmen olarak devam ettim. Ne diyorsun ya? 20 yaşında. Tuba hakkında bilmediklerimi. Aslında bunu dönem anlatıyorum. Yani çünkü gerçekten bununla ünlü olmak, bu kadar yoğun iş hayatının içinde olmak, bir de gerçekten bunlarla başa çıkabilmek için biraz daha işin spiritüel boyutunda derininde bir varlığını check etmen gerekiyor. Farkındalık yani. Neredeyim, ne yapıyorum? Farkındalık. O da bir kas. Çalıştıkça, üzerine ekledikçe aslında gelişen bir kas. Vipassana yaptım mesela. 22 yaşında ilk Vipassana mı yaptım? Aynı ben. Kampa mı gittin? İlk İstanbul'da yaptım. 5 günlük bir kamp yaptım. Sonrasında Kaz Dağları'na gittim. Ondan sonra Kaz Dağları'nda 10 günlük bir Vipassana yaptım. Hiç konuşmadan. Bütün böyle topraktan beslenerek. Ondan sonra bir saat böyle bir çiçeğe bakarak konuşmadan. Harika. Ondan sonra yediklerimi bir saate yayarak. Biraz daha hayatı böyle yavaşlatarak yaşadım. Sonrasında zaten bu hep devam etti. Yani işte bir dönem Art of Living, ondan sonra Kriya'lara devam ettim. Nefes egzersizleri. Sonra hayatımda hep bu farkındalığın üzerine koya koya devam ettim. Şimdi işte düzenli yoga yapıyorum. Yine meditasyonumu yapıyorum. Muhteşem. Harika. Peki, çok hoşuma gitti bütün bu. Hiç bilmiyordum yani. Günlük uyku düzeni meditasyon yapıyorum dedim. Peki günlük rutininde başka böyle kriz anında yaptığın, mesela ben şöyle yapıyorum, kriz var ve WhatsApp'ım deliriyor. WhatsApp benim en tetikleyici şey benim için. Bütün işler oradan konuşuluyor ya artık. WhatsApp'tan beni kitleyici bir şey oldu. Zaman WhatsApp'ı koyuyorum kenara, airplay mode, 3 tane nefes. Çok iyi. Çünkü ağızdan verince bir
Omuzlar çocuk. Böyle duruyoruz ya sürekli artık. Bak şu an senin nefes alman bile bana iyi geliyor. Yani benim bile nefes alması yani. Kesinlikle. Birincisi bu artık hani ben öyle şeylere inanmıyorum ya gibi bir durum değil. Yani bu aslında normal, elle tutulur bir şekilde kanıtlanmış, sonuçları onaylanmış bir durum. Yani bizim işte vahşi doğanın içinde insanlar beta zihin dalgasındalar, beyin dalgasındalar. Biz günlük hayatın içinde evimizden çıktığımız anda, trafiğe girdiğimiz anda ne olacak, nasıl, reflekslerimiz falan ama... Hayatta kalma gibi böyle. Evet, hayatta kalma güdüsü gibi ve bu bizim ömrümüzden ömür alan, bizi daha erken yaşlandıran, ondan sonra cildimizin parıltısını alan en etkili şeylerden bir tanesi. O yüzden de durup durup ara ara nefes almak, o zihni betadan alfaya geçirmek, biraz durmak, dinginleşmek gerçekten problemlerle başa çıkabilmeyi kolaylaştırıyor. Daha berrak bir zihin yapısına ulaşmanı sağlıyor. O yüzden ben gün içinde böyle 5-6 kere durup airplane mode, evet. Yani içindeki o sakinliği içinde başlatamazsan çünkü hayatında yansıması pek mümkün değil. Çok yoğun günlerde mesela kaosun içindeyim falan filan eve gireceğim ve çocuklarımla aralı girele bir vakitin içine gireceğim. Kapıda oturuyorum kapının önünde. Meditasyonumu yapıyorum, nefesimi yapıyorum sonra hello ben geldim. Fresh. Anne evde. Evet. Halbuki iki dakika önce öyle mi oldu? Dekor mu yetişmedi? Bir dakika kostümle ilgili ne problem var? Böyle konuşmamıştım. Niye istediğim gibi oluyor? Evet o oluyor. Hepimiz oluyor. Ben ama çocuklarıma da öğretiyorum biliyor musun? Yapıyorlar mı? Kesinlikle. Ay, biz de burada çocuk yogası yapacağız. Instagram'dan beni takip edersen mesela ara ara şey yapıyoruz. Birlikte yoga yapıyoruz. Ondan sonra benim çocuklarım Fransız okuluna gidiyorlar. Fransız devlet okuluna gidiyorlar. Ve düzenli olarak Fransız bir hocayla çalışıyorlar. Ve hani hadi şimdi okuldan geldin, hadi şimdi Fransızca hocayla çalışıyorsun gibi değil. Mesela hocamız da çok şeker. Hep böyle daha farkındalıkla ilgili onlara minik dersler yaptırıyor Fransızca. İşte bir gün yoga yapıyorlar, bir gün meditasyon yapıyorlar. Ondan sonra... Manifik! Çok şeker yani bütün o şeyin içine adapte ediyorum. Biz de böyle mesela Sare ciddi bir şekilde handstand'da durabiliyor artık. Ay çocukken ama keşke ben çocukken yapsaydım yani. Şu anda o kadar korkutucu geliyor ki bir yaştan sonra. Hani bedenin bütün oturuyorsun bir kere yani çoğu insan bütün gün ofiste masa sonuçta oturuyor. Ben mesela burada da çalışmanın en güzel yanı ayakkabısız çalışmak. Ayakkabı giymemek, ayakkabı çıplak olması muhteşem bir şey yani. Ama çocukken başlasaydım diyorum açıkçası. Evet çünkü biz yani insanın zihni 0-3 yaş arası çok önemli ama sonrasında da devam eden acayip bir farkındalık dönemi var. Biz çocukken gerçekten bizim jenerasyon özellikle şey gibi büyütüldük yani. Hatırlıyorum annemler yanımızda konuşurlar sanki biz onu hiç duymuyoruz yani öyle bir algının içinde büyüdük biz ama aslında o kadar farkındalar o kadar verdiğini alabiliyorlar ki küçücük yaşta işte ağaç yaşken eğilir bu farkındalığa başladığın zaman şey yapabiliyorsun onları çok güzel bir yol çizebiliyorsun mesela. Tabii ki çocuklarımın arada sağlıksız şeyler yedikleri oluyor yani. Bir ben bunlarla ilgili suyu içiriyordum. Tabii. Yani uzun süre ben onları mesela çikolata, şeker gibi şeylerle tanıştırmadım ama okula başladıklarında falan böyle bir takım şeyler olabiliyor. Ne kadar koruyabilirsin ki yani. Tabii. Bununla ilgili vücutlarıyla konuşmalarını öğrettim. Ay inanılmaz. Bugün çok komik Sare şey diyor. Bir tane cips götürsem okula dedim ki evde yaparız bunu. Ha. Ama senin yaptıkların özür dilerim ama olmuyor o kadar dedim. Sus. Ben vücudumla konuşsam onu yesem. ne yarattın? Bir canım var yarattın. Dedim vücudunla konuşsam onu yesem onları dedim. Cips de değil yani. Abi, başka şeyler de olabiliyor. Çok şekerler bu yaşta işte başladılar vücutlarına hükmetmeyi. Muhteşem. Ben de şu an böyle çocuk istiyorum ileride bir gün ve böyle olmak çok istiyorum çocuklarıma. İlham verdin bana. Peki, hadi bir kutumuz var, alışkanlıklarımız var ama yeni bir alışkanlık katmak istiyorsak kendimize. Bunun 21 gün diye bir şey var biliyorsun. 21 günde ancak yaparsan düzenli olarak. O senin rutinin oluyor ve alışkanlığa dönüyor. Aynen. Peki şimdi sen bak 21 günde bir şey yapıyorsun. Evet. Ne yapıyorsun?
ve Pantol cilt bakımı ile birlikte dedik ki baharın geldiği şu günlerde değişim için, hem bedensel hem zihinsel değişim için bu 21 günlük bir başlayalım. Ve 21 gün boyunca işte Bepantol hesaplarından, işte çeşitli uzmanlardan alınan görüşlerle, işte neler yapmamız gerekiyor zihinsel, fiziksel, işte cilt bakımı ile ilgili böyle güzel güzel küçük küçük tipsler vererek ondan sonra böyle bir şey başlattık. Farkındalık aslında. Evet. Aynı zamanda işte hadi hep beraber birlikte birbirimize cesaret vererek ve bunu sürekli hale gelerek birlikte bunu başlatalım. Ben de kampanyaya start verdim. Ondan sonra mesela 21 günlük sürecimin içinde böyle alışkanlık haline getirmek istediğim bir sürü şey vardı. İlk mesela uyku düzeninden başladım. Çünkü kaçta yatıyorsun mesela? Ay, çok kötü çünkü çok yoğun çalışıyorum şu dönemde. Yani tiyatro sezonu bitene kadar biliyorum ki yazımı da eğlenerek, keyifle, çocuklarımla güzel seyahatler yaparak bir sürü yeri keşfederek geçireceğim. Ve o yüzden de şu dönemde bir önümde 2 ay var. Bu 2 aylık bir rutin oluşturmaya çalıştım. Daha az uykuya bedenimi alıştırmak için. Mesela sabah 6'da kalkmakla ilgili bir 21 günlük challenge başlattım. Hadi bakalım. Evet. Bu Bepantol hesaplarından takip edebilirsiniz. Ben de arada repostlar girerek kendi takipçilerimle paylaşıyorum. Bir de bu 21 günümüz bittikten sonra da story bölümünde hikayelerin sabitlenecek ve oradan aslında kendi 21 günlerini başlatabilir insanlar. Doğru. Aslında bugün de başlamazsan da olur. Yarın da başlayabilirsin kendi 21 gününe. Doğru. Peki sabah 6'da kalktın, bir cilt bakım rutinin var mı? Ben çünkü benim takipçilerim bilir. Ben yani cilt bakım diye başladım YouTube aslında. Çünkü bakıyorum herkes makyaj yapıyor. Kimse cilt bakımı bahsetmiyor. Ben dedim ki ben biraz cilt bakımından bahsedeyim. Çünkü ben de hep bu sektörde çalıştım. Öyle aslında geldim buralara. Cilt bakımına aşırı meraklıyım ve ben hep şey derim yani cilt bakımı bir rutindir. Her gün hani bak cildim neye ihtiyacı var. Hani bir gün sürdüm bir gün sürmedim de cildin iyileşmeyecek. Hatta şey çok vardı. İşte cildim yağlı diye nemlendirici sürmeyeceğim diyen çok vardı. O tamamen karşı, bunu bir kez daha söyleyeceğim. Unuttuysanız hatırlatayım. Asıl yağlı ciltleri nemlendirmen lazım ki daha iyi, daha az yağ üretsin. Çünkü nemsizlikten kusuyor. Sen peki ne yapıyorsun sabahları rutin? Benim üstümde büyük bir sorumluluk var. Çünkü gerçekten herhalde hayatımla ilgili en çok iltifat aldığım şeylerden bir tanesi cildim. Ve bununla ilgili hani ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz çok fazla soru alıyorum. Benim rutinimde, bunu her yerde onlarca kere söyledim. Bepantol'le bir serüvenimiz var. Uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz ama ben Bepantol'le çalışmadan önce cilt uzmanım tarafından bana Bepantol'lü bir takım tarifler veriliyordu. Bepantol'lü masken vardı benim. Biliyorlar, evet. Evet, birincisi temiz cilt çok önemli. İkincisi doğru nemlendirme çok önemli. Ben her gece yatmadan önce bunun için ben de rutin oluşturdum hayatımda. Ne kadar yoğun olursam olayım mutlaka cildimi temizliyorum. Bepantol cilt bakım kremimi kullanıyorum. Ondan sonra ve gün içinde bolca su içmeye dikkat ediyorum. Aralarda kış aylarında mutlaka gün içinde de cildimi nemlendiriyorum. Evet. Çok fazla makyaj yapmayı sevmediğim için temiz cildime gün içinde de nem takviyesi veriyorum. Çünkü aslında biraz kışın o şeyi cilt çok daha tahriş oluyor. Hemen ve en büyük organ cilt yani. Kesinlikle. Hemen içeride ne olursa dışarıya hemen yansıtıyor zaten. Kesinlikle öyle. Yazın da çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani bir tarafta hani yaşlanmakla ilgili bu kadar endişelerimiz varken, kırışıklıklarla ilgili bu kadar endişelerimiz varken, öteki tarafında opozit olarak güneşle ilgili bu kadar obsesyonumuz var yani. Yani bronzlaşmakla ilgili kesinlikle bence tutmuyor. Cildinizi iyi bir nemlendirici şart. İkincisi ben kış aylarında bile koruma kullanıyorum. Evet. Güneş kremi kesinlikle kullanıyorum. Kesinlikle. Bunlar önemli şeyler. Su. Öteki taraftan kalbinizi ferah tutmak, evet. İyi niyetinizi unutmamak, İçindeki o rahat modern dünyanın canavarlıklarında kaybolmamak. Yorumlar, sosyal medya, onlar çok insanı geren şey. İşte aslında onu diyorum yani gene dışarıdan yaptığın kadar da içeriden de o dengeyi koruduğun zaman cildine de yansır bence. Kesinlikle. Seninkine de yansın. Peki şimdi biz flow'dayız bu arada. Artık söylemiştim, videoları burada çekeceğim bu arka planda diye. Ben de stüdyoyu buraya taşımış oldum bu vesileyle.
yoga yapıyorum dedi. Evet. Ne zamandır yapıyorsun? Ben duydum, bir yoga hocam dedi ki bizim stüdyoya geliyordu. Sen bayağıdır yapıyorsun galiba. Ben yani ilk hamilelik dönemlerimde başladım. Dönemimde başladım. Yani 9 sene önce falan. Sonrasında ara ara devam ettim ama son 2,5 yıldır düzenli olarak vinyasa yapıyorum. Ondan sonra evet. Akış yapıyoruz burada. Evet evet evet. Arada bir kundalini yoga yapıyorum. Kundalini da... bu arada birinin eşliğinde mi yapıyorsun? Birinin eşliğinde. Hmm. Evet evet evet. O böyle çok acayip bir zihinsel rahatlama yaratıyor bende. İnanılmaz. The OA dizisini izledin mi? Evet, birkaç bölümünü. Ki orada böyle ben ilk Kundalini'ye gittiğimde önce dizi izlemiştim. Dedim ki bu OA biz burada yani dünya çünkü inanılmaz bir derinleşiyorsun. Yani uçuş ya Kundalini. Bambaşka bir frekanstasın yani. Ama zor. Yani o çünkü aynı hareketi defalarca tekrar aynı sesi tekrar çıkardığın için yani biraz bence yeni başlayanların belki biraz sonra yapabileceği bir şey bence. Yani fiziksel aktivite olarak değil zihinsel aktivite aynı, olarak zihinsel yapılması olarak, gereken bir şey. O yüzden aynen. Hani mesela şey yapıyordum, Vinyasa 2-3, ondan sonra arkasından mesela bir yarım saat mola, sonrasında Kundalini'ye giriyordum. Yani hani hem bedensel hem zihinsel böyle bir yenilenme. Kundalini çünkü tamamen bu dünyadan zihnini arındırıp bambaşka bir evrene götürüyor seni ve bunu başka hiçbir derin meditasyonda yapabileceğin bir şey değil. Evet, çok güzel bir sistemi de var onun yani oturmuş. Çok çok güzel ya. Peki ne kadar yapıyorsun haftada sıklık? Hangi sıklıkla yapıyorsun yoga? Şu anda çok kötüyüm yoga hocam. Gerçekten çok üzülüyor. Normalinde aslında haftada 3 gün yapıyorum. Peki neden başka sporlar da yapıyorsun? Nasıl yani işte var? Koşmaya çalışıyorum. Hmm. Ondan sonra çok jimde böyle vakit geçirme insanı değilim. Çok sıkılıyorum. Ama yani düzenli olarak koşuyorum. Çok böyle şey hareketlerim var işte karın için yaptıklarım, vücut için yaptıklarım böyle. Ondan sonra ama ben bütün vücut şeyimi, dengemi yogayla toparlıyorum. Yani çünkü vinyasa gerçekten her tarafını ağrıtan, bütün derin kaslarını çalıştıran bir buraya bir adam geldi. Bayağı kuvvetli kaslı bir sporcu yani kendisi. Bir dinleneyim diye yoga'ya geldi. Bir çıktı dersin. Çünkü normal jimde kullanamayacağın kaslarını çalıştırıyorsun tabii, yoga'da. Tabii, bambaşka tabii. Yerleri, kaburgaların falan ağrıyor yani. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi dönüşü muhteşem olacak salona. Sezon bitsin. Oldukça ağır geçecek herhalde ertesi günü ilk yoga seansım. Çünkü neredeyse bir aydır hiç gitmiyorum. Olsun. Hemen toparlasın. Ya, bitti. Çok çabuk atıyor. Yani bir kere öğrendim mi unutmasın. Yani çok güzel. Acayip. Zihin ne kadar kuvvetli bir organ. Bak zihin hafızası, kas hafızası çok enteresan. Geçenlerde 3 ay ara vermiştim ve normalinde işte bazı hareketlerde hakikaten zorlanıyordum. İşte split yaparken tam açamıyorum ya da işte bayağı şeyde kalıyordum falan. 3 ayın sonunda şey dedim, bugün herhalde benim için böyle şey geçecek yani onu yapamayacağım, bunu yapamayacağım. Çok acayip, yapamadığım hareketi yaparak bitirdim yani. Kesinlikle öyle oluyor. Çok enteresan. Mesela burada şey söylüyorum öğrencilere yani bir ne dünkü sen bugünkü sen aynı olmayabilir. Dün yapabildiğin hareketi bugün yapamıyor olabilirsin. Bugün yaptığını dün yarın yapmayacak olabilirsin. Çünkü her gün farklı bir şey. Zihnin, o günkü ruh halin, dün nasıl yattığın, sağlam yat, o kadar çok etkiliyor ki her şey birbirine. O yüzden karşılaştırma kendinle bile yok. Sadece bugün yapabildiğin en iyisini yap. O kadar yapman kesinlikle gereken öyle. O kadar. Bir de yapamadığın hareketlerde gözünü kapatıp onu yapmışsın gibi visualize ettiğin zaman bir sonraki seansta vücudun ona göre açılıyor. Hayatta birçok şey öyle. Hani manifest ediyorsun çünkü onu. Hani şey derler ben çok yapıyorum. Hani ya olmasını istediğim bir şey varsa meditasyonda onu böyle artık hani üzerimde ne var, ağzına hangi tat var, burnuma hangi koku geliyor o anda o istediğim şey olduğunu hepsini hayal ettiğinde hani ben çekim yasasına çok inanıyorum öyle. Onu çekiyorsunuz kendini istediğin şeye. Sadece olduğuna inanmak, olabileceğine inanmak gerekiyor. Çünkü ya bu zaten hiç olmaz, onu zaten yapamam dersen zaten olmaz yani inanmıyorsun ki olabileceğine. Diyelim ki gün ortasında bir kriz var. Kriz ve sen kaçmak istiyorsun. Nasıl kaçıyorsun? Yöntemin ne? Kaçamadığın krizleri yönetme yöntemi. Kriz yönetme. Birincisi zaten büyük bir problemin içinde çok derinlemesine girdiğinde çözümsüzlüğe doğru giderken orada daha fazla debelenmenin manası yok. Birazcık böyle bir stop edip 3 dakika bekleyebilir bu. Ve ben önce bir kendimi bir kontrol edeyim. O 3 dakikalık arada
telefonu uzaklaştırmak, seni sakinleştirecek ne varsa gözünü kapatıp hayatındaki en sevdiğin tatile, tatilde en güzel vakit geçirdiğin köşene gitmek, onu hayal etmek, en sevdiğin yemeği koklamak, sevdiğinin yüzünü görmek. Benim için mesela bebek kahkahalarıdır böyle. Ondan sonra bir anda aslında kafanı buradan alıp başka bir yere taşıdığın zaman, yani mesela bu anlattığımı aslında o 21 günlük değişime, 21 günlük rutin haline getirmeye de ekleyebiliriz. Yani bunu bir alışkanlık haline getirmek gerçekten normal hayatın rutinini daha kaliteli yaşamayı getiriyor. İşte durup ilk gün zorlanabilirsiniz. Krizin içinde, çünkü o krizin içinde onu çözmek istiyorsunuz ve onu çözüp kurtulmak istiyorsunuz ama bir dakika durduğunuz zaman daha berrak bir zihinle onu çözebildiğinizi, daha başka bir perspektiften baktığınızı gördüğünüzü, bunu 21 güne oturtturduğunuz zaman bu sizin alışkanlığınız oluyor. Güzel bir habit olarak cepte kalıyor. Kesin. Mesela bu da 21 günün içine ekleyebileceğimiz yani şeylerden bir tanesi. 21 günde kesin yani alışkanlık bir de gelişerek de devam edebilir. Mesela ilk 21 günün birinci gününde sadece 3 nefes alacağım bugün. Yarın 5 nefes, öbür gün 10 nefes falan diye böyle aslında bakıyorsun yarım saat boyunca oturabiliyorsun hiçbir şey yapmadan. Meditasyonla ilgili bana mesela en çok sorulan şeylerden bir tanesi arkadaşlarım tarafından, nasıl düşünmeden durabiliyorsun? Şimdi konu öyle değil. Düşünmeden durmuyorsun. Ama ilk önce o farkındalığın bir dakika, sonra iki, sonra beş, sonra 20 dakika düşünmeden o mantraya kendini kaptırıp o da gelişebilen, öğrenilebilen bir şey. Öğrenilebilen bir şey. Ben hep şey derim, sen zihnin değilsin, sen zihni duyansın. Şimdi zihni duyuyorsan her bir düşünce geldiği zaman, düşünce geldi. Hah, tamam, geçmesine izin veriyorum. Çünkü yine bir şey düşünmeye başladım. Aklıma gelen bir şey geldi. Akşam ne yiyeceğim? Onunla da kavga eden var. Onunla kavga ediyorlar. Evet. O yüzden duramıyorum zihnimi. Zaten durursa ölürsün. Durmayacak o. Ama sen onu bir süreliğine ara vereceksin. Evet. İzin verecek. Kabul edeceksin. Olay o yani. Evet, evet, evet. Aynen. İşte bu da böyle 20 günde geliştirilebilecek bir alışkanlık kesinlikle. Evet, kesinlikle bol su içmek, yanınızda su şişesi taşımak, plastik kullanmamak. Evet. 21 gün boyunca plastiği hayatınızdan çıkararak güzel bir değişimin içine girebilirsiniz çevreyle ilgili. Evet. Ondan sonra cildinize düzenli bakım yapmak. Yani makyajını sil ve kremini sür. Bu kadar. Yani aslında çok böyle hani ben şey diyorlar, çok şey yapıyorsun, çok cilt bakımı. Ben bayıldığım için çok ilgileniyorum ama gerçekten... Ama muhteşem bir cildin var. Teşekkür ederim. Sadece makyajını temizleyip, çünkü biliyorum makyajla uyuyanlar çok var. Hele bir de alkollü gecelerden sonra bir de alkolün üzerine makyajını da silmiyor. Öyle uyuyor. Hani makyajımı silip krem süreceğim. 5 dakikanı alacak, almayacak bir şey yani. Sonrasında alışkanlık çok şey oluyorum ben artık. Eve gidince ilk iş yani çıkarıp krem sürmek. Rahatlık yani onu yapmak. O yüzden bu da bir eklenebilecek bir şey kesinlikle 21 günde. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbette. Yine bekleriz. Yoga'ya da gelirim. Evet, yoga'ya da bekleriz. Çocukları da bekleriz. Tamam. Webhantol'ün hesaplarını ne yapıyoruz? Bildirimleri önce bir açıyoruz. Çünkü 21 gün boyunca o takip edeceğiniz bilgiler geldiği anda size ulaşması için bildirimlerinizi açıyorsunuz. Ondan sonra oradan gelen güzel tipslerle hayatınızı değiştiriyorsunuz. Bazen bir hikaye, bir story böyle bir... Aa, doğru dedirttiriyor birini. Ben de kendi storylerimle onu yapmaya çalışıyorum. Ben bile şimdi mesela başladığımız bu süreçte ben bunun farkında değildim dediğim mesela Bepantol hesabından bir sürü bilgi edindim. Aynen. Sosyal medyanın bu gücünü seviyorum zaten. En çok bu şu yüzden seviyorum. Bilgiye maruz kalıyorsak doğru bilgiye maruz kalalım aynen. Aynen öyle. O zaman çok teşekkürler. Hesapları takip etmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olup videoyu beğendiyseniz beğeni atarsanız çok sevinirim. Bir sonrakinde görüşürüz.